Arkadaşlar, bugün birinci ünite olan kişisel satışa girişi inceleyeceğiz. Satış ve pazarlama kavramları çoğu kez birbiriyle karıştırılır. Ancak satış ve pazarlama değil, yalnızca bir pazarlama faaliyetidir ve tutundurma karmasının bir alt elemandır. Her ne kadar sektörde satış ve pazarlama beraber kullanılsa da aslında satış işin hareketli kısmı ve saha kısmıdır. Pazarlama ise işin mutfağıdır. Tabii kişisel satışın Tanımına baktığımız zaman satışın gerçekleşmesi için mal veya hizmetin tanıtılması ve satışı yapacak kişi veya kişilerin olası alıcı veya alıcılarla yüz yüze gelerek konuşması, görüşmesi ve satışı gerçekleştirme çabaları olarak tanımlanabilir. Bu nedenle kişisel satış tutundurma karmasının kişisel olan tek ve birim maliyet üzerinden değerlendirildiğinde en pahalı elemandır. Çünkü kişisel satış müşterinin ayağına giderek veya gelen müşteriyle yüz yüze belli bir zaman harcamak ve bununla da ilgili bir takım parasal maliyetlerin oluşmasıdır. Kişisel satış sadece satış kapatma amaçlı olmayıp aynı zamanda bir ürün veya hizmet hakkında tüketiciye bilgi sağlama amaçlıdır. Bu nedenle kişisel satışta beş adım karşımıza çıkmaktadır. Bu adımları inceleyecek olursak birinci adımda problemin ortaya çıkması lazım. Yani bu problem bireyin ihtiyacı olduğunu hissetmesi, potansiyel alıcıyı bulmak ve bu ihtiyaçları belirleyebilmek için ortaya konulması gereken bir adımdır. İkinci adımda ise bilginin araştırmasıdır. Bilginin en pahalı olduğu bir dönemi yaşamaktayız. Bu nedenle bireyin çeşitli kanallardan bilgi toplaması ve bu bilgiyle birlikte artık Rekabeti, rakipleri iyi analiz edip tahlil edebilmesi gerekir. Üçüncü adımda alternatiflerin değerlendirmesi gerekiyor. Tüketici edindiği bu bilgileri kendi özelliklerine göre değerlendirilecek artık bir karara, bir seçime gelme aşamasına ulaşmış olacaktır. Dördüncü adımda seçim yani birey alternatiflerden kendi istek ve ihtiyacını karşılayacak olanı seçmesi gerekiyor. Son adımda ise artık cebinde parasının olması gerekiyor ki satın alma kararını verebilsin ve satın alma eylemini gerçekleştirsin. Bu nedenle tüketici anlaşma koşullarına göre ödeme yapar ve ürünü satın alır. Tabi bu aşamaları geçerken satış sürecinin aşamalarına bakmak gerekiyor. Bu 7 aşamadan oluşuyor bu aşamalar. Birinci aşamada potansiyel müşterilerin bulunması ve sınıflandırılması aşaması. Benim için buradaki hedef kitledeki bulunan müşterilerdir. Bu hedef kitlede bulduğum müşterilerin potansiyel müşteri haline gelebilmesi için bunlarla ilgili bir analiz yapmam gerekiyor ve yorumlandırma yapmam gerekiyor. Tabii burada hemen demografik özellikler ön plana çıkıyor. Yani yaş, din, dil, cinsiyet, ırk gibi bütün bu özelliklerden sonra bir sınıflandırma yapmam gerekiyor. En basit örneği de tabii ki cinsiyettir. Kadın ve erkekler daha sonra da yaşa bakmamız gerekiyor. Sonrasında ön hazırlık aşamasına girmemiz lazım. Ön hazırlıkta benim Satacağım ürünün özelliklerini iyi bilmem gerekiyor. Gideceğim hedef kitledeki potansiyel müşterileri iyi tanımam gerekiyor. Ve ondan sonra da kendimi bu sunuşa hazırlamam gerekiyor. Tabi iletişime geçme aşaması üçüncü aşama. Bu aşamada mutlaka ya telefonu ya e, interneti, SMS'i yani bir randevu sistemi almam gerekiyor ki... ...müşteriyle yüz yüze gelebileyim ve oradan bir dönüş alayım. Satış sunumu artık yapma aşamasında ise benim... Telefonla olsun, yüz yüze olsun, tezgah üstü olsun ama bir şekilde müşteriyle yüz yüze geldiğim platformda ürünümü iyi tanıtabilmem, onlara Kısa tanıtım dediğimiz o tanıtımları gösterebilmem gerekiyor. Tabii bu tanıtım sırasında demo dediğimiz o kısa tanıtımlarda mutlaka ürünle ilgili bilgiler sunarken katalog, broşür veya elimde bulunan herhangi bir numuneyi gösterebilmem gerekiyor. Ürünün özelliklerine bağlı olarak bu değişebiliyor. Bazı ürünler çok büyük olduğu için yanımda taşıyamayacağım için söz konusu ürünleri internet üzerinden veya katalog veya broşür üzerinden göstermem gerekiyor. Bunun sonunda artık müşteriyle bir karşılıklı geri dönüşüm etkileşim sağlandığı için tabii ki itirazlar gelecek. İtirazı çok güzel bir şekilde alıp onu iyi çözebilmem için itirazları bir futbolcunun topu göğsünde yumuşatması gibi benim de o itirazları iyi algılamam lazım. Tabii zamanla deneyimle bu itirazları öğrendikçe doğal olarak vereceğim cevaplarda müşteriye karşı daha yumuşak olmalı. En son aşamada ise artık satış kapama aşamasına geldik. Tabii satış kapama tamamen sizin isteğiniz olmamalı. Bunu müşteriye bırakmalısınız. Müşteri sanki satışı kapatır gibi onu bir kral gibi görmeli ve kapatmasını sağlattırmalısınız. Çok teşekkür ederim sağ olun iyi günler efendim dediğiniz zaman karşı tarafa karşı bir kaba nezaketsiz bir ortamı yaratırsınız ve son dakikada satıştan vazgeçilebilir. Bu nedenle satış kapamayı müşteriye bırakmamız gerekiyor ki son aşamada olan yedinci aşamada da satış sonrasını izleme. Yani satış bittikten sonra müşteriyle benim diyalogum bitmemesi kesilmemesi gerekiyor. Daha sonra onu telefonla, mektupla, maille, SMS'le mutlaka arayıp memnun olup olmadığını, bir eksiğini olup olmadığını belli aralıklarla, telefonla veya iletişime geçerek aramalı, sormalı ve eğer bununla ilgili bir sıkıntısı varsa o sıkıntıları da bulmalıyız kişisel satış tutundurma karmasının tüketici tüketiciyle birebir iletişime geçilmesine olanak veren tek unsurdur çünkü tek köprüdür diğerleri hepsi daha materyalist ancak burada duyguların ifade edildiği yüz yüze olan bir satış şekli söz konusudur kişisel satışta satıcı ile alıcı arasında iki yönlü ve doğrudan iletişim sağlayan pek çok ürün ve hizmetin pazarlanması yararlanılan bir tutundurma aracı olduğu için bir fonksiyonu söz konusudur. Yani bir dokunma söz konusu duygu var biraz evvel söylediğim gibi. Kişisel satış diğer tutundurma karması unsurlarından farklı olarak insani olan tek unsurdur. Ve kişisel satışın belki de en önemli ayırt edici özelliği birebir iletişim kurulması nedeniyle duyu organlarının tamamına hitap edebilmesidir. Beş duyu organımızda bütün bu algıları alabilmekteyiz. Kişisel satış işletme ve markanın imajına katkıda bulunur müşterilerin marka tercihini ve marka bağımlılığını arttırır ürün ve markanın fark edilmesini sağlar seçkin ve daha fazla sayıda müşteriye ulaşmayı sağlar müşteri ikna ederek satış yapmak ve devamlılığını sağlar müşteri memnuniyet düzeyini yukarıya taşır ürünün satın alınma sıklığını ve miktarını arttırmak işletmeye daha çok kazandırmak için bir çaba sarfeder, tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili bilgi düzeyini arttırır, bilinçli bir müşteri kitlesi oluşturur ve satış sonrası hizmetleri de destekler.